Değerli izleyenler, konuğum Başarı ve Yaşam. Ben bugün sizinle benim için güzel, özel bir anıyı paylaşmak istiyorum. Bu anıyı birçok yerlerde paylaştım ama burası yeri, onu hak eden paylaşmak istiyorum. Bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyor. Ben 25 yıl Amerika'da kaldım ve orada 3 çocuğum var, büyüdüler. Oğlum Timur lise 10'dayken işte ilk başta geldi, baba dedi ben basket oynamak istiyorum dedi. Daha önce beyzbol oynardı. Onların soccer dediği futbol oynardı. Bir ara Amerikan futbolu falan. Ama şimdi basketbol oynamak istiyor. Tabii oğlum dedim, sana bağlı. Bu çocuk sabahleyin 5.30'da kalkardı. Bisikletine binerdi. Okula giderdi. 15 dakikalık falan bisikletle. Orada bir saat, 1,5 saat antrenman yapardı. Koç da geliyordu. Sonra eve gelirdi. Duşunu alırdı. Sabah kahvasını yapar. Okula giderdi. Ve değerli izleyenler, bu çocuk neticede ilk 5'e girdi. Dört ay sonra oynamaya başladı. Ben de cuma akşamları giderdim ve Timur'u seyrederdim. O kadar güzel bir duygu ki böyle hadi Timur aslan oğlum falan şudur. Ve hatırlıyorum bir keresinde bir bölge şampiyonluğu. Bölge şampiyonluğunun son saniyelerine gelmiş. 61 takım öbürü 60 Timur'un takımı. Top Timur'un eline geçti. Kaçırdı, yeniden aldı. Kaçırdı, yeniden aldı ve son saniyede attı. Eğer girerse onlar şampiyon olacaklar. Top döndü, döndü, döndü. Benim psikolojik dünyam içerisinde 133 yıl o top orada döndü. Sessizlik, herkes bekliyor ve dışarı düştü. Ve öbür takım şampiyon oldu. Onlar coşkuyla sahaya giderken benim gözüm oğlum Timur'da. Sanki balonu böyle bırakılmış gibi böyle çöktü çocuk. Soyunma odasına gitti. 35 dakika bekledim. Arkadaşları çıkıyor. Nerede Timur diyorum. Ve bir şey söylüyorlar. Anlamıyorum dediklerini. Bekledim. 35 dakika sonra çıktılar. Oğlum dedim sağlık olsun. Hadi gidelim pizza yiyelim dedim. Onun sevdiği bir pizza lokantası vardı. Oraya götürmek istiyordu. Benim başım ağrıyor dedi. Gidip evde yatacağım dedi. Arabaya gitti, oturdu. Arkaya attı çantasını. Böyle konuşmuyor. Söyleyecek bir şey bulamadım. 80 kilometrelik yol, arabayı kullanıyorum. İçimden de diyorum ulan ben psikoloji profesörüyüm, bir şey demem lazım bu çocuğu. Demedim bir şey. Ezik bir ses. Baba özür dilerim dedi. Biliyorum benden utanıyorsun dedi. Ne denir şimdi buna? Bilemedim. Lan bilmen lazım diyorum. Sen psikoloji profesörüm. Bilemedim. Bu çocuğun babaya ihtiyacı var şimdi. Zaman kazanmak için yalan söyledim. Bir şey mi dedim oğlum dedim. Duydun dedi. Bülü yalancılığımız çıktı ortaya. Ve değerli izleyenler, hemen arabayı çektim. Ve ben, oğlum dedim, özür dilerim. Haklısın dedim, duydum. Ama ben ne diyeceğimi bilemediğimden dolayı. Seninle iki soru soracağım dedim. Bir, elinden gelen en iyisini yaptın mı? Elinden gelen en iyisini yapmaya gayret ettin mi? Öfkeli bir, tabii dedi. İkincisi, elinden gelen en iyisini yapmaya gayret ederken şevkli miydin, coşkulu muydun? Ona da tabii dedi. Oğlum dedim, ben seninle gurur duyuyorum. Katiyen utanmıyorum. Başkasına vermedin topu, sen attın, riske girdin. Riske girmeye devam et, elinden gelenin en iyisini yap. Yaparken coşkulu yap. Eninde sonunda oraya varırsın dedim. Sen benim gözümde yiğidimsin, aslanımsın, devam et dedim. Bir şey demedi. Ondan sonra yola gittik ve bu çocuk 7 yıl sonra benimle paylaştı. Baba dedi sen o gün bana özgürlüğümü verdin dedi. Şimdiden sonra ben elimden gelenin en iyisini yapacağım dedim. Ve bütün üniversite hayatım benim için son derecede kaygısız, sıkıntısız geçti dedi. Ve bugün ben oğlumla konuştuğum zaman aynı anıları benimle hatırladım. Bir insan elinden gelenin en iyisini yapıyorsa, gayret ediyorsa, önemli olan odur. Coşkuyla yapıyorsa, önemli olan odur. Onun üzerinde duralım, 5 temel yetkinliği geliştirelim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.
final